Hayatın tadından herkese mutlu günler, günaydınlar efendim. Mutlu, güzel bir hafta diliyoruz sizler için. Haftanın ilk günüyle karşınızdayız, ilk programımızla. Bugün çok dikkat çekecek konulardan bahsedeceğiz. Aslında hayatın tadının formatı bu şekilde. Sizler için güzel konuları ele almaya çalışıyoruz ve günlük yaşantınızda rastladığınız problemler ya da güzelliklerle ilgili sohbet etmeye devam ediyoruz. Bugün ebeveynleri ekran başına toplamak istiyoruz. Çünkü ilk bölümümüzde çocuk psikolojisi hakkında konuşacağız. Çocuklar sizinle inatlaşıyorsa, yemek yemek istemiyorsa ya da dikkat eksikliği varsa çocuğunuzda lütfen bizi kaçırmayın diyelim ve hemen konuğumuzu takdim edelim. Psikolog Gizem Kural Erkal bizlerle birlikte. Hoş geldiniz. Merhaba, hoş bulduk. Gizem Hanım, sizinle program yapmak çok keyifli oluyor. Çünkü o kadar böyle sade dil kullanıyorsunuz ki anlatırken bizler anlamakta hiç zorluk çekmiyoruz ve günlük yaşantınızda insanların, daha doğrusu ebeveynlerin yaşadığı problemler hakkında genelde sohbet ediyoruz sizinle. Bu yüzden çok keyifli oluyor sizinle program teşekkür yapmak. Teşekkür ederim. Ben çok teşekkür ederim tekrar bizlere eşlik ettiğiniz için. Şimdi dilerseniz önce dikkat eksikliğinden başlayalım. Sonra yemek yemeden devam edelim. Çünkü hepsi dediğim gibi günlük yaşantıda çok sık karşılaşılan. Sadece ebeveyn de değil aslında. Öğretmenler de sonuçta çocukları gözlemleme durumuyla baş başa kaldığı zaman orada da dikkat eksikliğini görebiliyorlar. Dolayısıyla dikkat eksikliği nedirle başlayalım dilerseniz. Buyurun. Şöyle, dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğu olarak geçiyor. Yani bunlar aslında kardeş tanımlar ama dikkat eksikliği olan çocukta illa hiperaktivite olur mu? Hayır, olmaz. Ya da hiperaktif olan çocukta dikkat eksikliği olur mu? Hayır. Ama çok kardeş olarak ilerledikleri söylenebilir. Dikkat eksikliği çocuğun kendine dikkatini verememesi aslında. Yani bu çocuğun elinde olan bir şey değil. Öğretmenlerden, anne babalarından hep duyduğumuz şeyler. Aslında çok zeki, çalışsa yapabilir ama çalışmıyor. Bir türlü dikkatini toparlayamıyor, kendini veremiyor derler. Bu durumda çocuk gerçekten kendini veremiyordur. Yani bu onun yaptığı bir şey değil. Bu tamamen beyin sistemiyle alakalı bir şey. Ve bu yüzden de zaten hani bu tür durumlarda ilaç kullanımı öneriyoruz. Çünkü gerçekten çocuk bunu isteyerek yapmıyor. Ne oluyor? Çocuk mesela, öğretmen orada ders anlatıyor tahtada ve yağmur yağıyor. O çocuk yağmuru damlasından, işte geçen gün gittiği piknik aklına geliyor, piknikte gördüğü bir kedi aklına geliyor. Oradan gidiyor ve dikkatini toparlayamıyor. Hayal gücü de çok genişse. Evet, aynen öyle. Zaten hani daha küçük yaşlarda. Ve ne oluyor? Bu çocuğun öğretmeni ne anlatıyorsa orada kopuyor, gidiyor. Ya da anne ders anlatırken aynı şekilde dikkatini toparlayamıyor yani. Gerçekten bunu başarabilse zaten verecek. O da istemez bunu. Ama işte öğretmenler, anneler hadi dikkatini topla, hadi aslında yapabilirsin diye şey yapıyorlar. Ve sonra büyük bir sürtüşme, inatlaşma ve bütün böyle karmaşalar, evdeki o kaos ortamı beraberinde geliyor. Evet ve ben hatırlıyorum böyle kuzenlerimden falan da işte anne babası zorluyor oğlum hadi ödevlerini yap ya da başka bir şey olsun. Hani kendi istediğini yaptırmaya çalışıyor çocuğa ve çocuk bir türlü kendini veremiyor o ortama. Ya camdan dışarı bakıyor, başka bir şeye dalıyor. Ya o anda bir müzik sesi duyuyor, ona yöneliyor. Ya film varsa televizyonda zaten ona yöneliyor. Bir de dikkat eksikliği ortamı da çok önemli değil mi? Yani çocuğun dikkatini dağıtacak herhangi bir unsur varsa o bulunduğu yerde bu da çok etkili oluyordur herhalde. O da çok etkili oluyor ama zaten dikkati dağınık bir çocuk illaki dağıtacak bir şey bulur. Yani çok sessiz bir ortam olabilir, isterseniz hani hiç eşya olmayan bir yere alın. İlla bir noktada onun dikkati dağılır çünkü dediğim gibi bu onun elinde olan bir şey de değil. Yani ben hep yani gelen ailelere de onu söylüyorum, velilere de onu söylüyorum. Lütfen bu konu için çocuklarınızı çok zorlamayın. Profesyonel bir destek alın. Orada doğruları öğrenin ve ondan sonra yolunuza devam edin. Dikkat eksikliği var çocukta. Gerçekten çalışıyor ama aile bir saat masada durmasını istiyor. İmkansız. Aşama aşama yapın diyorum. Bir önce bazı veliler diyor ki işte ben kesinlikle ilaca karşıyım. Tabii ki karşı olan birini yani onların kararı sonuçta. Ama tutup da bir saat çalıştırmayın. Bir 10 dakika çalışsın. Bir dursun, bir nefes alsın. Sonra bir tekrar bir 10 dakika çalışsın. O zaman her şey daha iyi gidiyor ve ne oluyor? Aileyle çocuk arasında iletişim bozukluğu olmuyor en önemlisi. Aileyle çocuk arasındaki ilişkiyi derinden etkileyebilecek bir problem bu. Çok derin yani, gerçekten çok hep problemler bu yüzden geliyor diyebilirim çok sık olarak.
Çünkü aile baskı uyguluyor. Evet. Çocuk bu sefer sinirlenmeye başlıyor. Yapamıyor belki, çünkü. Değil mi? Evet, çünkü aile anlamıyor o anda çocuğun tembellik yaptığını, evet, işte haytalık yaptığını öyle. düşünüyor. Evet. Halbuki çocuk hakikaten kendini veremiyor sizin de dediğiniz gibi ve çok ciddi bir sıkıntı bu. Çok ciddi bir problem. Tabii ki bazı bilinçli aileler bir iki böyle çabalamasının sonucunda tekrar sizin gibi uzmanlara başvuruyor ama vurmayanlar da çocuk arasında büyük bir kopuşukluk olmasına sebebiyet veriyor. Hele bir de işin içine kıyaslama girince, bak işte başkası ne kadar düzenli ders çalışıyor, sen neden çalışmıyorsun vesaire, böyle hep olumsuz yüklemeler çocuğa bence çok rahatsız ediyor olmalı. Evet, kesinlikle. Yani kıyaslama zaten yani en karşı çıktığımız Bir şeylerden biri. program konusu bir de, değil mi? Evet, aynen. Ve ne oluyor? Çocuğa hadi yap, hadi yap, hadi yap. Çocuk yapamıyor. Bu sefer kendisine karşı da öfkeleniyor. Ben bunu yapamıyorum diyor. Ne oluyor biliyor musunuz? Kendini hep başarısız hissediyor. Başarısızlığa alışmış oluyor. Yani başarısızlığı öğrenmiş oluyor. Ben bunu zaten yapamıyorum. Bak gördün mü? Bunu da yapamadım işte. Ama diğer türlü mesela 10 dakika çalıştı diyelim ya da 15 dakika çalıştı. Orada atıyorum 5-6 tane soru çözdü ve 5 tane yani 5'i de doğru çıktı. Anne bak gördün mü? Yapabildin. Hadi şimdi istersen biraz nefes al, bir istersen suyunu iç. Gel bakalım tekrar bir 5 soruyu yapalım. Ya emin olun hani bu çok daha faydalı olacak ve çocuk şey diyecek. Aa ben 5 tane yapabildim, 7 tane de yaparım ki. Evet, özgüven Sonra gelecek. 10 tane daha yapacak. Olacak o süre 20 dakika. Tabii ki şimdi dikkat eksikliği olan beyinle alakalı durum diyorum. Hani bu her zaman bu şekilde ilerlemez. Ama genelde hani bu metot işe yarayanlar arasındadır. Çocuk hiç ders çalışmak istemiyordur. Ne yapıyoruz? İnanın 3 dakikayla başlattığım, 5 dakikayla başlattığım öğrenciler oluyor. 5 dakikayla başlıyor ve daha sonra biz onu 20 dakikaya çıkartabiliyoruz. Ama çocuk ne oluyor? Bak Gizem abla ben 5 dakika yaptım bunu. Gördün mü bu hafta ben işte ne oluyor? Halbuki aslında yine yarım saat çalışmış oluyor. Ama 5 dakika 5 dakika o süre biraz daha uzun oluyor. Aileler ne diyor? Otur ödevini bitir sonra rahat rahat televizyonunu izle. Ama işte öyle olmuyor. Onu başaramıyorlar bazı çocuklar. Ve ebeveynin de bu konuda biraz özverili olması Evet, gerekiyor. Bazen evet. onlar da hani bir an önce yap, beni Bitsin. zorlama. Ben çay kahve içeyim. Değil mi? Ya da ben bir komşuya gidiyorum, gelene kadar bitmiş olsun. Bitsin. Neden? Çünkü sonra kendi rahat edecek. Evet, Bu öyle. mantıkla bu da çok yanlış bir Onlar şey. yani şu anne babalara da hak veriyorum bir yerde. Yorgun oluyorlar, bazen uğraşmak istemiyorlar şeyler ama o zaman ona göre davranacaklar çocuğa. Yani söyleyecekler ben bugün çok yorgunum ve senin ödevine yardım edemeyeceğim diye açık olacaklar. Dürüst Evet olacaklar. ama sen hadi bitir hadi bitir öf hadi artık bak gene yapamadın gördün mü çok yavaşsın. Bunlar çocuğun hep motivasyonunu kıran şeyler oluyor ki Kesinlikle. hele dikkat eksikliği yaşayan bir çocukta. Evet, şimdi dikkat eksikliği konusundan bahsederken az önce bahsettiğiniz çok ciddi bir sıkıntı. Yani çocuk istese de kendini toparlayamıyor. Ama bazı çocuklar var ki tembel olduğu için yapmak istemiyor. Ya da kafası, Motivasyon düşüklüğü diyelim. motivasyon düşüklüğü olabiliyor. Aile bunun farkını nasıl görecek? Bu da çok önemli değil mi? Dikkat eksikliği olan çocuk kendini hiç veremez zaten. Bu öğretmenler tarafından da artık anlaşılır. Ama yine de biz yani profesyonel olarak bu belki ayırt etmekte zorlanabilirler. Burada bir profesyonel destek almaları daha iyi olabilir. Motivasyon düşüklüğü mü? İşte öğretmenin söylediği bir söz mü? Bir arkadaşı mı söyledi acaba da yanlış mı etkilendi çocuk? Arkadaşı dalga mı geçti? Ya da gerçekten bunun hiçbir problem yok ve dikkat eksikliğiyle alakalı bir şey mi? Bunu profesyonel bir göz zaten ona söyleyecektir. Ve daha sonrasında işte psikologlar testler yapıyor. Dikkat eksikliği tanısı koyabiliyor. Orada bir psikiyatra yönlendirme yapıyoruz genelde dikkat eksikliğiyle ilgili olunca. Ama baktık ki çocuğun motivasyonuyla ilgili bir problem var sizin dediğiniz gibi. O zaman şey diyoruz işte şimdi başlayalım bakalım hadi ders aralarını hesaplayalım. İşte ne zaman ödev yapmak istersin? Mesela bazı çocuk diyor ki ya ben geldiğim gibi daha çantamı koyuyorum annem bana ödevlerimi soruyor. Ben istemiyorum böyle bir şey. Ben diyor istiyorum ki işte önce birazcık televizyon izleyeyim, yemeğimi yiyeyim, çok yorgun oluyorum. O zaman diyoruz ona göre bir planlama yapalım. İşte annesini babasını alıyoruz diyoruz ki ya çocuğumuz böyle böyle istiyor. Mesela bazı anneler ya da babalar eve geldiği gibi kahve içmek isterler yemekten önce. Bir işten gelince dinlenmek isterler. Şimdi biz o kişiye hayır önce yemek yiyeceksin kahveni içme diye direttiğimizde ne kadar mutsuz bir tablo oluyor değil mi? Tabii ki İşte kesinlikle. aynı şey çocuklar için de geçerli Evet. oluyor. Onların da belli istekleri var. Hele ki ilkokula, ortaokula giden bir çocuk için bu daha
şey bir ihtimal. O yüzden orada birazcık anlatmak gerekiyor. Yani konuşmak gerekiyor ki o motivasyonu biraz daha arttıralım. Evet, peki nedenlerini konuşacak olursak, işte beyin fonksiyonları ile alakalı bir şey Evet. olabilir dedik. O zaman cidden çok ciddi bir problem var ortada ve bunun Tabii uzmanlarına tedavisi gerekiyor. götürmek gerekiyor. Evet, onun haricinde ne gibi sebepleri olabilir? Ailesel faktörler, Genetik belki faktörleri genetik, oluyor. öyle mi? Kesinlikle evet. Aileden, işte babadan, anneden geçme ihtimali yüksek. Şöyle oluyor. Çocuğu da suçlayamazlar öyle bir Tabii ki, durumda. tabii ki. Zaten anne babalar da söylüyor. Ben diyorum ki sizde var mıydı diyor. Hani ya aslında bizde de vardı diyor. Bir de şöyle bir algı da çok var. Bizim zamanımızda dikkat eksikliği yoktu. Biz okula gider gelirdik. Ya vardı ama bilinmiyordu. Ne oluyordu? Öğretmenler sınıftan atıyordu. Git sen yapamıyorsun diyordu. Çocuğu bahçeye bırakıyordu. Şimdi yani özellikle de özel okullarda böyle bir şans kesinlikle yok. Çocuğu nereden dersten çıkaracaksın? Tabii ki. Veliler o hepsi toplanır. Ne oluyor? Yani doğru olan da bu zaten. Ne oluyor? Bu sefer bir çözüm arıyorlar ve çözüm aradıkları zaman işte görüyorlar ki gerçekten aslında bir sorun, bir problem var. O da dikkat eksikliği oluyor. Genelde. O önceden de olan bir şey. Hani genetik, televizyon, işte bu medya şey, nasıl diyeyim, internet, işte oyunlar, çok renkli. Ve ne yapıyor? Çocuğun dikkatini toplamasında daha zorlanıyor aslında. Çünkü çok renkli olan bir şeyden, çok hareketli olan bir şeyden sınıfta böyle çok sakin bir oturması bekleniyor. Ya da çocuklar daha hareketli. Artık biraz daha öğretmenlerin hareketli olması isteniyor. Daha böyle eğlence istiyor çocuklar ilkokulda. Ama Hep çok bunda, doğal evet, bence bunu tabii ki istemeleri de. doğal olan bir şey. Hep ne oluyor? Burada dikkat eksikliği problemleri daha su yüzüne çıkmış oluyor diyeyim. Genetik olan faktörler de çok önemli burada ama önceden de olan şeyler ama aile bilmiyor. Bilmem bizde de vardır belki diyor. Ama vardı belki de, yani %80'lerde. Adı konmamış olabilir ama Bir mutlaka de hepimiz bilinmiyordu yani, işte yaşamışızdır. o zamanlar hep geçiştiriyordu tembel çocuk. Bundan zaten bir şey olmaz. Öyle deniyordu yani. Peki ne kadar süreyle gözlemledikten sonra çocuğun motivasyon bozukluğu mu yoksa dikkat eksikliği mi olduğunu anlayabilir O ebeveyn? genelde yani tek seansta bazen kendini göstermeyebiliyor. Hep onu söylüyoruz ama artık 2'de, 3'te kendini gösteriyor. Baktık ki çok zorlanıyoruz bunda. Hemen bununla ilgili testler yapıp ona göre de bir yol izlenebiliyor. Evet, peki ne kadar sürede çocuk kendini toparlamış oluyor artık? İlaçlarla birlikte tabii ciddi bir yol kat ediliyor ama motivasyon bozukluğuysa aileyle çocuk işbirliği içindeyse, okul işbirliği içindeyse bu üçgen unutulmaması gerekiyor çünkü. Çok ciddi, ben çok kısa sürede sonuçlar aldığımı gördüm yani. Çok güzel. Peki şimdi bu dikkat eksikliği ile ilgili konuşurken az önce telefondan, televizyondan falan da bahsettiniz. Bu konu da çok önemli bir konu. Çocuklara ne kadar süreyle bu tarz aktiviteler içinde bulunmasına izin vermeli aileler ki dikkat eksikliği gibi başka bir problem çıkmasın ortaya ya da ondan kopamamazlık durumu, inatlaşma durumu olmasın aileyle. Ve ödül olarak mı verilmeli bu tarz şeyler? İşte ödevini yaparsan atıyorum, oyun oynayabilirsin bilgisayarda gibi bir metot Hayır, doğru mu? hayır, kesinlikle değil. Ona yani kesin bir çizgi çekebiliriz. Ödevini yaparsan al sana tablet. Şimdi ne oluyor biliyor musunuz? Ben bunu yapmak zorundayım. Tablet için bunu yapmam gerekiyor. Demek ki bu çok zor bir şey ki bak sonunda bana bir ödül geliyor diyor. Ödül bile işte çok olumsuz etkileyebiliyor ve sonra ne oluyor? Bir süre sonra vermesin, yapmayacağım işteye geliyor ve ya da o ödülle doymuyor. Diyor ki hala 15 dakika tabletle oynayacaksın. Sonra diyor ki 20 dakika. 20 dakika olursa ödevimi yapacağım. Sonra hala onu 20 dakika çıkartıyor. Sonra 25 dakika ve ne oluyor? Bayraklar tamamen inmiş oluyor. Şöyle olabilir. Önce bir oturup konuşmak. Ya sen eve geldiğinde ne istiyorsun? Önce çocuk diyor ki mesela ben biraz çizgi film izlemek istiyorum. Biraz tamam, ona çizgi film vakti ayırıyoruz. Ondan sonra diyor ki ben yemeğimi yemek istiyorum. Tamam. Saat işte 7'de 8'de başlayalım mı? 8 çok geç bir saat olabilir. Ama bazen çocuklar çok geç geliyor ya artık okuldan. Diyelim ki mesela saat 7'de dersine başladı. Bak saat 7 ile işte 7.30-8 arası senin ders çalışma vaktin, tamam mı? Bu süre zarfında işte televizyonu da kapatıyoruz, tableti de koyuyoruz, uzaklaşıyoruz ve ödevimizi yapıyoruz. Sonrasında ne yapmak istersin?
Ama bu saat dilimlerini çocuk belirlediği zaman gerçekten başarıya ulaşıyoruz. Çünkü inanın birinci sınıfa giden, ana sınıfına giden bir çocuk bile bunu yapabiliyor. Orada çok ben kural koymanın yani ailenin istediği olmasının doğru olduğunu düşünmüyorum açıkçası. Çünkü bu sefer çocuk yani çocuk o sırada gerçekten o ödeve hazır olmamış oluyor. Mesela yemek yendi, çocuk ellerini yıkadı ve ödeve geçiş olacak. Şey diyebilirsiniz mesela, aa bak ödev yapmaya 15 dakika kaldı, birazcık hazırlık yapabilirsin. Yani çocuk burada sadece hani tutup böyle okula hazırlık gibi kitaplarını açsın, defterlerini açsın beklemiyoruz. Ama süreyi bilsin. Aa bak tamam şu kadar kalmış hemen şunu da halledeyim desin. Birden aileler bak saat 7 oldu hala geçmedin dersinin başına diyor. Ne oluyor? Çocuk zaten 7 olduğunu fark etmiyor ki orada oyun oynuyor. Ve ne Ben yapıyor? hazırlık yapmasına Bir izin anda o oyunu vermeliyiz. bırakamıyor. Evet. Bir 5 dakika daha istiyor, bitiremiyor. Sonra aile bak 7'yi 5 geç oldu diyor ve daha fazla bir inatlaşma içine giriyorlar aslında. Ya bu kadar gerek var mı? Hayır, gerçekten gerek yok. Sadece söylemek. Bak 10 dakika 15 dakika sonra işte ödev yapmaya başlayacağız. İstersen yavaş yavaş işte oyununu sonlandırabilirsin gibi. Tamam. Hani bunlar biraz daha yumuşak geçişler oluyor. Yemek için de aynı şey. Bak bir 15 dakika sonra yemek yiyeceğiz. Tamam mı gibi. Evet, kesinlikle bunlar altın kurallar. Evet. Hem ailenin hayatını kurtarıyor hem çocuğu mutsuz etmemiş oluyoruz. İnatlaşma konusuna da geçeceğiz ama şöyle Kocaeli'den Onur Hanım soruyor. Diyor ki dikkat eksikliği olan bir çocuğum var ve nasıl onunla diyalog kurmalıyım, neler yapmalıyım bu alışkanlığın ya da daha doğrusu bu problemi atlatabilmek adına? Şöyle dediğim gibi dikkat eksikliği ileri bir düzeyde hissediyorsa profesyonel destek almasını öneririm. Orada zaten her çocuğa hani farklı bir şekilde yaklaşılıyor. Ama daha kesin cümleler kullanması daha iyi olur. Yani tamam sen böyle istedin hadi şöyle olsun değil de bak bu bizim evimizin kuralıydı bu böyle olacak. 10 dakika buradayız ondan sonrasında tekrar işte bir rahatla tekrar gel yine 10 dakika burada oturacağız gibi. Kararlı olmak önemli ve sabretmek çok önemli. Yani sabretmeyip işte bir gün bağırırsanız bir gün iyi davranırsanız bu da sonuç getirmez. Orada gerçekten sabırlı bir şekilde anlatmak gerekiyor. Ben böyle hani sabırlı diyorum aileler bazen işte çok böyle kibar, yumuşak ses tonuyla konuşması gerektiğini düşünüyor. Hayır, kararlı olmak ve tutarlı olmak. Yani benim bahsettiğim tamamen bu. Orada hani bir kuraldır ve bu kuralı beraber almışsınızdır ve çocuk onaylamıştır. O zaman çok kararlı bir şekilde saat oldu hadi hemen şimdi geçiyoruz gibi masanın başına geçiyoruz gibi çok kararlı bir ses tonuyla bunları söylemesi bağırmaya da gerek yok çocuk zaten sizin o yüzünüzdeki kararlılığı hissettiği zaman buna gerek kalmayacaktır Evet ama bunun içinde bir süreye ihtiyaç var sanıyorum ki değil tabii mi? bir Yani alışma süresi var evet çünkü çocuk birincisinde yapmayabilir, ikincisinde yapmayabilir. Aile de pes ederse ya bu çocuk zaten yapmıyor. O zaman uğraşmayayım derse ipler tamamen kopar ve çocuk hep aynı düzende devam eder. Belki de bu sorunu hiç çözemez. Bu da tutarlı olmak işte. Yani her gün tutarlı bir şekilde onu yaptırmamız gerekiyor. Bir danışanım vardı mesela. Sınav sonuçlarına yani netleri çok düşük geliyor ve bunu arttırmaya yönelik çalışıyoruz. İlk hafta mesela sadece 3 tane daha fazla net çıkarması için uğraştık. Ne oldu? 3 tane netin sonunda dedi ki ben yapabiliyorum. Ya sadece 3 net aslında. Yani 3 tane soru demek. Sonrasında tekrar dedik ki diğer hafta 5 olsun mu? Tamam. Yaptı 5'te de dedi ki bak yaptım Gizem abla. Sonrasında 10 tane soru verdim. Ve sonra gerçekten onu da yaptı. Çok güzel. Evet Aşama yani aşama. aşama aşama diyor ki Veli bak düşük aldın gördün. Diğer sınavda ben senden şu puanı bekliyorum. Ya o çok uç noktalar. Önce bir hedefinizi belirleyin gerçekten. Ya bu çocuk hiç ders çalışmıyorsa siz bu çocuğun oturup 1 saat ders çalışmasını bekleyemezsiniz. Biraz gerçekçi hedefler de koymak orada çok önemli. Kesinlikle, kesinlikle. Yani çocuğu kandırmamak, ona inandığınızı göstermek, Evet. motive etmek aslında ailenin, Cesaretlendirmek. evet, ailenin sorumluluğunda olması gereken bir şey. Tabii ki psikolojik destek bunun yanında Evet. kesinlikle olması gereken bir durum ama onun haricinde buradan ailelere de biraz sabırlı olmanızı ve çocuğunuzla daha özverili olarak ilgilenmenizi tavsiye ediyoruz. Bir de ben internette araştırmalar yaparken bazı sorular gördüm internette. Bunları cevaplandırmış da olabiliriz belki ama tekrar üstünden geçmekte fayda var diye düşünüyorum. Çünkü ciddi anlamda sıkıntı bir durum bu. Her dikkat eksikliği olan dikkat eksikliği hiperaktif bozukluk grubuna girer mi?
diye bir soru var mesela. Hı-hı. Böyle bir soru. Yok, dikkat eksikliği olan çocuklar her zaman hiperaktif olmak zorunda değil. Hı-hı. Yani şöyle dediğim gibi kardeş tanımlar arasında ama dikkati dağınık bir çocuk da gayet böyle sırada oturuyormuş ve öğretmeni dinliyormuş gibi de yapabilir. Hatta öğretmeni der yani beni dinliyor gibi, tahtaya bakıyor gibi ama işte aklı başka yerde. Ama bazı çocuk vardır ki yani hep oynaştadır. Oraya gider, buraya saldırır, onu düşünür, öylesi o kendinden çabuk arkadaşına, belli ediyor aslında, evet, daha güzel değil o mi? arkadaşına bulaşır, dokunur, bir şeyler yapar. O biraz daha hiperaktiviteye giren şeyler arasında. Evet, çünkü ben hatırlıyorum, benim kardeşimde böyle bir hiperaktivite durumu vardı. Hı. Aynı zamanda dikkat bozukluğu teşhis de konmuştu ama sonradan kendisini hızlı bir şekilde toparladı ve sınıfta işte başarılar elde etmeye başladı. Yanındakini böyle cimcirip öyle kalkıyormuş. Hani o kadar kalkmaya ihtiyaç var ki. Şey de Derste, olabilir. sınavda mesela. Öğretmeni inanmıştır belki, işte aile inanmıştır. O yüzden biraz daha hızlı geçmemiştir. Bir de yaşla alakalı. Yaş Tabii ki. ilerledikçe bu durum biraz daha azalma gösteriyor. Evet, peki hiç düzelmeden yetişkinlerde de aynı problemi görebiliyor musunuz? Mesela çocukken bu ihmal edilmiş, Hı. üstüne düşürmemiş ve yetişkin olup hala aynı problemi yaşayan, dikkat eksikliği yaşayan biri olabilir mi? Tabii. Yani mesela karı kocalar geliyor diyor ki 10 kere söylüyorum yani. İşte onu yapmıyor. Ya duymuyor belki de yani gerçekten. Hani Aha. ya da işte patronu kızıyor. Ama İşverimi umurunda değil gibi inanılmaz düşük. davranıyor. Evet. Ne oluyor ya, sorumsuz diyoruz, üşengeç diyoruz, başka bir isim koyuyoruz. Evet. Ama halbuki eskiden yatan bir dikkat problemi de gerçekten olmuş olabilir. Evet, dolayısıyla yetişkinlerde de olabileceğini Evet. öğrenmiş Ama olduk sizden. büyüyünce biraz daha tabii azalıyor bu durum. Hı. Bir de çok sık sorulan sorulardan biri, ondan bahsedeyim. Çünkü herkes soruyor. Buyurun. Televizyon izlerken hiç dikkati dağınık değil. Bir saat oturuyor televizyon izliyor ama dersin başına geçince hiç oturamıyor. Doğru. Şimdi Evet. şöyle, bu çocuklarda fren sistemini kullanması zaten zorluk yaşadığımız için Hı. çocuklar frene basamıyor. Bu yüzden dikkat eksikliği diyoruz. Bu çocuk televizyon izlerken frene basma ihtiyacı duymuyor. Çünkü eğleniyor o anda. Eğleniyor, Evet. sevdiği bir şey yapıyor. Evet. Bu fren sistemini devreye sokmadığı için çocuk gayet rahat izleyebiliyor. Ama dersin başına geçtiğinde fren sistemini sokmak zorunda. Evet. Öğretmenimi dinlemeliyim, bir şeyler yapmalıyım getirdiği için o fren sistemini de basamadığında ne oluyor? Direkt o dikkat problemi derslerde açığa çıkmış oluyor. Yani bunların ikisi ayrı şeyler. Hani Evet. televizyon izleyen, oyun oynayan, tabletle bir saat ilgilenen çocuğun hayır bunda kesinlikle dikkat problemi yok demiyoruz. Öyle Özellikle mi? bunu vurgulamak istiyorum. Çok önemli bir Evet. şeyden bahsettiniz. Çünkü evet, doğru, yani o tarz çocuklar genellikle sevdiği işi yaparken hiç sıkılıp bırakmıyor. Yani of, tabletten sıkıldım diyeni ben daha görmedim. Evet. Ya Şöyle da oyun diyorum. oynarken dışarıda. Arabanın freni gibi düşünün. Hı. Yol bomboş. Hiç araba yok. Tabii ki de freni kullanmıyorsunuz. Freni kullanmıyorsunuz. Ama ne oluyor? Önünüzde araba var. Freni kullanmanız gerekiyor. Bir basıyorsunuz. Fren çalışmıyor. Bozulmuş. Ne haber? Lap diye öndekine çarparsınız. Aynı onun gibi bir sistem aslında. Evet, çok tehlikeli. Yani aileler içinde hakikaten pür dikkate ihtiyaç var. Çünkü Evet. çocuğun başka kulvarlarda yaptığı aktivitelerde verdiği tepki, daha doğrusu, çok Evet. önemli o halde. Yani Evet. sevdiği işi yaparken bizler de öyleyiz aslında, değil mi? Evet. Yani çok sevmediğimiz bir şeyi yapıyorsak bir türlü odaklanamıyoruz ve Evet, bir türlü zorlanıyoruz. başlayamıyoruz. Mesela atıyorum, üniversite tezi yazma aşamasında işte bir türlü oturup onun başına tamam yapacağım evet ama işte başlamak istemiyorum, o zaman başka bir şey yapayım. İşte gideyim arkadaşlarımla çay kahve içeyim dediğim çok oldu. Evet. Ama işte sevdiğim bir şey yapacaksam ya da o an beni biri arıyorsa, tamam hemen gelirim, oturayım, saatlerce konuşayım, asla dikkatim dağılmaz. Evet. Bende de böyle bir şey vardı ama artık değişti tabii işler. Evet, Çünkü değişiyor. sorumluluk duygusu Evet. işin içine girdi. Yapmam gerekenleri biliyorum vesaire vesaire. Dediğiniz gibi yaşla değişebiliyor. Bir soru daha var. Bu da dikkat eksikliği, hiperaktivite bozukluğu ile sık görülen başka ruhsal zorlamalar ya da rahatsızlıklar arasında mıdır gibi. Yani dikkat eksikliği bozukluğunla birlikte başka ruhsal hastalıklar da çocukta gözlemlenebilir mi? Gözlemleniyor. Yani çok sık gözlemleniyor. Tabii şöyle söyleyeyim öncelikle. Yani
tam olarak bundan bahsettik bilemiyorum ama mesela aileyle olan işte bu inatlaşmadan dolayı çocuğun bir özgüveni tamamen düşüyor. Daha agresif oluyor bir kere. Yani onun yanında böyle bir ruhsal problemler de arkasında geliyor açıkçası. Ondan diyorum yani daha erken hemen gündeme gelirse, daha erken bir çözüme ulaşırsa bu ileride bu tür problemlerle karşılaşmaz. Ne oluyor? Sınıfta sınavlarda en sonuncu oluyor. Biz de ne yapıyoruz? Derecelendirmeyi çok seviyoruz zaten. Çok evet. Kıyaslamayı zaten çok seviyoruz. Ne Kesinlikle. oluyor? Özgüven bitiyor. Bu çocuk bu sefer ortaokula başlarken daha silik bir şekilde başlıyor. Daha özgüveni gitmiş bir şekilde başlıyor. Bunun yanında da bir sürü problem beraberinde geliyor. İnatlaşma geliyor. Bunları unutmak için ailesiyle o tartışmaları unutmak için madde kullanımı geliyor mesela. Bunlar da çok sık olan şeyler arasında. Mesela madde kullanan biri işte ailemdeki sıkıntılardan dolayı işte buna başvurdum diyor. Diyorum ki ne zaman başladı ailenle ilk problem? Mesela hatırladığın bir şey var mı? Evet, ilkokulda ödevlemi yapmadığım için bana çok bağırırlardı ve bu zaman başladı diyor. Eyvah. Yani O kadar nereden derin. nereye geliyor? Evet, sonra ödevler, ilkokulda yaptığımız ödevler hatırlanıyor mu? Hani 20'li yaşlarda. Çok da hatırlamıyor yani. Ben hatırlamıyorum mesela. Ben de kesinlikle aynen. Yani ya da annenize sorun. Der ki, ay evet çok zor ödev yaptırırdım. Hani senin insanın başına geçirmek çok zordu der. Ama sonrasında geçer yani. Evet, Ama diğer kesinlikle. şeyler geçmiyor. Evet, kesinlikle. Şimdi inatlaşmaya da geçelim dilerseniz. Bu da çok ciddi bir problem. Dikkat eksikliği ile ilgili söylediğiniz spot bir cümle şuydu. Bu arada bu konuya geçmeden önce. Net olun çocuğunuza karşı ve kurallarınız olduğunu belli edin. Evin bir kuralı var ve o kurala hepimiz uyuyoruz. Sen de uymak durumundasın şeklinde Ama kuralları ifadelerde bulunmak beraber alın. lazım. Tabii, aynen. Yani bunlar anne babanın verdiği kurallar. Bak babam bu kuralı verdi. Şimdi bu bizim evimizin kuralı değil de ya oturup hani konuşmak sadece. Ne zaman ne istiyorsun gibi. Aynen, bu şekilde. Yeme içme alışkanlığına da geçeceğiz. İnatlaşmaya da başlayalım. Hepsini konuşalım istiyorum çünkü hepsi aslında birbiriyle girift konular. Dolayısıyla az önce aslında inatlaşmanın verdiği neticeyi aile bozukluğu olarak adlandırdık. Ebeveyn ilişkisi ve çocukla bağlantılı olarak. Dolayısıyla çocuklar şimdi birçok şey istiyorlar. İşte onu yapalım, bunu yapalım ve ailenin bazen bütçesi, bazen psikolojisi buna el vermeyebiliyor ve çocuk da inatlaşmaya giriyor o anda. Ya da başka konularda işte az önce bahsettik ödev yapma konusunda da bir inatlaşma söz konusu sonuçta. Ya da yemek yeme konusunda yine bir inat. Hep var bu çocukla değil mi ebeveyn arasında? Olmaması için ne yapmak gerekiyor ve o durumun sebepleri neler? Yani çocuk neden inatlaşır? Şöyle aslında bu çok bir yaşından yani 6 aylıkken bile başlayan bir süreç olabiliyor. İşte 6 aylıkken bazen bebekken bile olabiliyor aslında ama 6 aylık başlayan bir çocuk işte aile yemek yedirmek ister, hayır reddeder ve orada bir inatlaşmaya girer, çocuk ağzındakileri atar, işte elindekileri yere fırlatır falan. O beceriye sahip çünkü. Daha sonra bu çocuk birazcık daha büyür, 1 yaşına gelir, 1,5 yaşına gelir, işte oyuncaklarını fırlatır, kafasını yere vurur. annesine vurmaya başlar. Biraz dillendiği zaman, konuşmaya başladığı zaman seni sevmiyorumlar, senden nefret ediyorum başlar. Daha fazla kafasını işte ya genelde işte kafasını vuruyor, kendine zarar verme olabiliyor bu. Öfkesini o şekilde çıkarma, ağlama nöbetleri olabilir. Bu şekilde duygularını dışa vurmayı öğrenmiş olabilir diyebilirim. Evet. Bu arada çok pardon bölüyorum ama bir telefonumuz var. Dilerseniz onu alalım bekletmeden. Ankara'dan Figen Hanım bizi arıyormuş. Alo. Alo, merhabalar. Merhabalar Figen Hanım, buyurun. Merhabalar, teşekkür ediyorum. Benim oğlum 2007 doğumlu, 66 ay mağduru. Çok erken yaşta, maalesef okula başladı. 3 yıl kolejdeydi kendisi. Daha sonra orada öğretmenimizle beraber çok sıkıntı yaşadık ve en sonunda Hacettepe Üniversitesi'nde bir psikolog desteği almak istedik. Orada dikkat eksikliği dendi. İlaç başlayalım dediler. Daha sonrasında Hacettepe'de de tekrar bir arkadaşımız vasıtasıyla Seray Gül kendisi orada eğitim bilimlerinde o bu konuda bize destek verdi ve bir teste tabi tuttular çocuğumu da geçen yıl. IQ'sunun
sözel olaraktan 112, performansı da 130 olarak çıktı. Okulda, küçük bir butik okulda, şu an 7. sınıf öğrencisi. Öğretmenleriyle beraber sürekli iletişim halindeyim. Çocuğumun durumundan dolayı, çünkü oturamıyor. Sürekli hareket halinde. Fakat bazı öğretmenlerimizin de bu konuda desteğini birebir anlataraktan istedim. Sıkıldığını anladığınız anda lütfen derse onu odaklamanız için onu bir şeyler isteyin diyerekten, hareket ettirin diyerekten. Bazıları buna uyuyor ama bazıları maalesef uyamıyorlar. Tabii. Benim size ricam, başka neler yapabilirim oğlum için? Şu an ilaç kullanıyor mu hala? Efendim? İlaç kullanıyor mu? İlaç geçen yıla kadar kullandı. Hı-hı. Evet. O zaman bir fark gördünüz mü? Şöyle söyleyeyim. Kendi aynı zamanda yüzme konusunda da çok başarılı. Bir sporla destek vererekten lisansını bu yıl çıkartıyorlar. Yarışlara koyacaklar. Şey yapacağız. Yani bu sene ben ilaç vermemeye karar verdim. Hı-hı. Sebebi de şu. Bir kere iştahını çok kapattı. Evet. Çok zayıf. Bu da bir anne olarak beni gerçekten çok üzüyor. Evet. Sporla beraber ve öğretmenler ve ben, öyle diyeyim, bir de okul aile birliğindeyim de, böyle ortak bir çalışma halinde götürmeye çalışıyoruz oğlumu. Bu akademik alanda nasıl başarılı yapabiliriz de odaklanmaya çalışıyoruz. Evet. Şimdi şöyle, genelde hep aynı durum oluyor aslında. Çok güzel bir yönlendirme yapmışsınız. Öncelikle götürmüşsünüz, ilaç kullanımı olmuş, herhalde Viscar testi yapıldı. Sonrasında onun sonuçları elde edilmiş ve en önemlisi yüzme. Dikkat eksikliği problemi olan çocuklarda ilk önerdiğimiz sporlardan biri yüzme oluyor. Sonrasında ama işte ilacı kendimiz bırakmamız olmuyor. Ben sizi çok iyi anlıyorum. Her, inanın, 10 anneden 9'u iştahı kapandı diye geliyor. Hatta böyle çocuklar birazcık daha sakinleşmeye başlıyorlar o ilaçla birlikte ve anneler benim çocuğum gibi değil yani, oturuyor kitap okuyor falan diyorlar. Hani alışmamışlar annene. Evet. Ama o ilacı gerçekten hani biz isteyerek değil de yani bir yol kat edildi mi? Önce bir ona bakarak, sonra o ilacı veren kim, hangi uzmansa onunla bir iletişime geçerek bunu yürütmek daha sağlıklı olur. Evet. Sonrasında inanın o ilaç kullandığınız zaman da boşuna gitmiş olacak. Ne olacak? Yani 2 sene kullandıysa bu çocuk, 2 senede belki tedavi olmadı. Birazcık daha ihtiyacı var ve biz o 2 seneyi de çöpe atmış oluyoruz ve yaptığımız şeyleri de. O yüzden hani bir önce uzmanla bir görüşelim. Gerçekten uzman bakalım diyor mu bize, hani bırakalım, belki dozunu azaltacak, başka bir ilaca yönlendirecek, ona göre şey olacak. Ama öğretmenler de dediğim gibi, yani sizin söylediğiniz gibi, dikkati dağıldığını hissettiği zaman hani bazen görev veriyorlar, evet, ama daha şey olmak, zaten öğretmenler gözüne baktığı zaman anlar yani o çocuğun bir dikkati dağılmış. O sırada bir ismiyle hani seslenebilir ama her zaman da seslenemez. Çünkü o da ne olur sınıfta bir odakmış gibi olur ve bu da çocuğu çok sıkar zaten. Evet. Ya da her dikkati dağıldığında da olmaz. Ama dediğim gibi yani madem çok hiç oturamıyor, o zaman bir hani ilaca devamlılığını öneririm. Evet, kesinlikle ve evet. Çok güzel bir konu aslında. Evet. Figen Hanım'a buradan çok teşekkür ediyoruz. Teşekkür ederim. Bizlere danıştığı için konuyu ve çok da geçmiş olsun diyoruz. İlaç bırakma durumu hakikaten çok ciddi bir karar. Evet, evet. Ama anneler, anne yüreği işte. Yani evet, oğlum öyle. Ya da kızım iştah kesildi. Dolayısıyla ben bu ilacı keseyim, bir süre yesin, sonra yine devam etsin. Böyle bir aralık bırakmak doğru değil. Hayır, değil. Evet. Ya da zaten uzmana danışmak gerekiyor. İlacı veren ve danışılan kişiye. Evet. Evet. O kişilere danışmak gerekiyor. Dolayısıyla tekrar çok geçmiş olsun diyoruz Figen Hanım'ın oğlu için. Ve biz inatlaşmadan devam edelim. Tamam. Çok önemli bir konuda kalmıştık. Şöyle işte, 2 yaştan bahsettik hani biraz. Orada biraz seni sevmiyor onlar. Evet, şiddet, inatlaşmalar oluyor. Evet. Sonrasında bu çocuk tabii ki eğer gerçekten o içindekileri boşaltamıyorsa bu bir şekilde okul hayatına yansıyor. Ya da her şey çok iyi. Okul hayatına kadar aileyle ilişkiler çok iyi. Çocuğun böyle bir işte öfke patlaması falan yok.
Sadece okula başladıktan sonra değişiyor çocuk. Orada bir nedenini sorguluyoruz. Evet, ama aile de inatlaşma yoluna giriyor olabiliyor. İşte çocuk çok erken kalkmak istemiyor. Yani evde bir düzensizlik olabilir. İşte geceleri çok geç yatıyor falan. Eskiden gelen alışkanlık olabilir. Evet. Aile bu konuda işte tamamen inatlaşıyor olabilir. Çocuğun bir okul fobisi vardır. Ve çocuk okula gitmek istemiyordur. Aile buna bir çözüm yolu olarak işte çok otoriter tutum, yani aşırı işte bağırmayı, belki işte şiddeti yapıyordu ve ne oluyor? Tamamen bir inatlaşma giriyor devreye. Bu sefer çocuk istediğini yaptırmaya başlıyor. Evet. Ne oluyor? Bu inatlaşmalar birikiyor, birikiyor. Sonra ergenlik döneminde ortaya çıkıyor. İşte şey diyorlar, ergenlik döneminde coştu. Yani durduramıyoruz, önünü kesemiyoruz. Aslında öyle değil, çocuk büyüyor artık ve kendini anlatmaya başlıyor. Kendi karakter özelliklerini toplamaya başlıyor diyeyim. Ve bu da geçmişte gelenleri alıyor tabii doğal olarak. Ve bunları aileye sunmuş oluyor. İşte o zaman biz buna ergen demiş oluyoruz Evet, aslında. halbuki zemin baştan Evet, hazırlanmış öyle çocukluk yani en aşamasında. baştan hazırlanmış oluyor. İşte en fazla inatlaşma konuları arasında da okul oluyor Evet. genelde. Evet. Ödevler oluyor, tablet oluyor. Yani tablet zaten Başlı hani başına bir başlıyor. problem. Ya hiç duymadım ya. Ay, benim çocuğumla hani tabletle bir problemimiz yok, böyle çok nadir yani. Biz nasıl büyüdük ki zamanı, değil mi? Yani bizde ne tablet vardı ne telefon vardı. Bizler de sokaktan eve girmek istemezdik. Bu Evet, konuda ben de onu. inatlaşırdık. Çağırırlardı. Hayır, şimdi Evet. gelmeyeceğim, daha sonra 5 dakika sonra, yarım Evet. saat sonra diye hep böyle bir erteleme durumu söz Anneannem ezan konusuydu ama. okununca eve geldi mesela, benim saatim oydu yani. İşte benim de babam, evet, yaz kış o saatteydi. Hatta kışın mümkünse ikindi okunduğunda. Evet. Yani şey, ama biz ne yapıyorduk? Hemen dışarı çıkıyorduk ya. Yani ben Evet. hatırlıyorum, üstümüzü giyerdik, dışarı Değil çıkardık. mi? Sonra gelirdik, yemek yerdik. Elimizi yüzümüzü yıkamak zaten bir işte 10 dakika o zaman. Üstümüzü değiştir, yemeğimizi yerdik. Evet. Ödevlerimizi yapardık. Zaten dışarıda oynayan çocuk çok yoruluyor. Evet. Sonrasında da uyurduk ihtiyaç olarak. Evet. Şimdi öyle değil ki. Ya da mesela benim iki kız 3 yaşında olacak yani. 2,5 yaşında bir kızım var. Maşallah. Spora götürüyorum. Spora götürdüğüm gün gerçekten eline telefon almayı düşünmüyor. Yani onu akıl edemiyor. Hani alayım demiyor. Ama mesela o gün evdeysek mutlaka, hadi açabilir miyim? İşte bir Nil oyası var. Onu açabilir miyim diye ısrar ediyor tabii. Evet. Ne oluyor burada? Şimdi düşünün. Kendi hayatımdan örnek vereyim. Dışarı çıkarmıyorum evde ve telefonla ilgilenmek istiyor. Nilo'yu izlemek istiyor. Bir inatlaşma giriyor oraya. İşte öfke patlamaları giriyor. Ben vermeyeceğim diyorum. O ağlıyor, vereceksin diyor. Ne oluyor? 2,5-3 yaşından sonra bu inatlaşma devreye girmiş oluyor. Orada kararlı bir şekilde, hayır, senin 5 dakikan vardı. Telefonu şimdi hemen bana veriyorsun. Diyebilmek önemli olan. Orada hani keskin bir şekilde, çok şey bir şekilde bunu anlatmak gerekiyor. Yani 1,5-2 yaşından itibaren. Ağlasa da hani bu böyle. Evet, Hani peki ver sizin bunu. kızınız aynı şekilde siz bu tepkiyi gösterdiğiniz zaman veriyor mu telefonu? Bu Şöyle, düzene alıştı mı tabii yani? ki vermediği noktalar oluyor. Kendi mesela bir şey çok kaptırdı diyelim. Onun bir şeyi var. 2 dakika daha diyor. Gerçekten mi? Evet. Yani İnanamıyorum. kaç yaşında olmasına rağmen öyle. 2 dakika sonra tamam diyorum. 2 dakikam var. Sonra hemen telefonu masaya koy diyorum. Bazen tabii ki yani haftada bir gün mesela inatlaşacağı tutuyor. Ya da mesela bir yerinden utandı ve o sırada ona şey yapmak istiyor. Onu anlıyorum mesela. Onu izlemek istiyor. Biri geldi ve utanıyor çocuk. Evet. Ona hani böyle ona, ama bir taraftan da etrafa bakıyor falan. O sırada mesela hemen diyorum ki, hadi gel şunu yapalım mı beraber? Hadi bak, ben kahve yapacaktım. Sen de bana şekeri koyar mısın diyorum mesela. Çok Hemen güzel. bırakıyor. Yani şöyle, o inatlaşma konusunda hep böyle aslında sorulan şeyler, telefonu bırakmıyor, tableti bırakmıyor oluyor. Orada çocuğa bir aktivite vermezseniz bırakmaz. Evet, değil mi? Yani Yani ben çocuğa telefonu bıraktırıp sonra otur bakalım böyle dümdüz diyemezsiniz. olmuyor. Yani Evet. bakın, ben de ne oluyor? Telefonla orada oynuyor mesela. Diyorum ki, hadi bak şurada bir tane oyuncağın kalmış diyorum. Ya da en basit, sen oyuncakları ne kadar dağıtmışsın? Hadi bunları hemen toplayalım, şimdi misafir gelebilir diyorum mesela. Orada bir, diyor ki, orada bir hareketlenme var. Çocuk zaten hani ondansa oradaki oyunu, hareketlenmeyi daha çok sever. Ne oluyor? Oraya bir ilgisi çekilmiş oluyor. Ha, Evet. baktı ki hala gelmiyor. Hadi bakalım alıyorum şimdi ben deyip yavaşça almak. Baktınız ağlamaya başladı. O sırada gerçekten ihtiyacı ne?
Bir onu sorgulayın. Mesela misafir geldi ve utandı. Bu çocuk sizin kucağınıza gelmek isteyebilir. Sarılmanızı isteyebilir. Orada alıp birazcık temas halinde bulunmak. Ya da duygusal desteğinizi vermek. Ya da hiçbir şey yok ve çocuk sadece telefon için saatlerce ağlıyor. O zaman da bence vermeyin. Yani istediğini eline sunmayın. Çünkü ne oluyor? Ben ağladım ve verdi oluyor. Evet, durun evet. Önce demek bir sakinleştirin. Ki, evet, demek ki hep ağlarsam hep verilecek hep bu bana. Hep verilecek. Her evet. şey verilecek gibi. Önce bir sakinleş bakalım. Ne oldu? Niye? Bir tamam, bizim süremiz vardı. Bak, süremiz doldu. İşte ne bileyim, sonra belki 2 dakika bir ekstra sunmak gibi bir şey olabilir bu. Tamam, hani birazcık daha böyle inatlaşma. Biz o kural koyduğumuz kuralı çok sert bir şekilde devam ettirmek istiyoruz ve inatlaşma oluyor. Evet. Ama orada bir sakin kalıp gerçekten bu çocuk ne istiyor? İstediğini mi yaptıracak, yoksa duygusal olarak mı bir şey istiyor? Dokunmak mı istiyor, bir temas mı istiyor, bir güven mi istiyor? Önce bir ona karar verip ondan sonra olayların akışına bırakmak gerekiyor. Evet. Ama ağlama nöbetleri geçiren çocuklara her yerde rastlıyorum. Yani toplu taşımada da aynı şekilde, dışarıda bir kafede de aynı şekilde ve aileler hemen istediğini yapıyor. Çünkü iki sebebi var. Ya o gürültüyü çekmek istemiyor. Öf, tamam hadi al ve sus lütfen. Ya böyle, ya da hakikaten anne yüreği dayanmıyor. Aa, çocuk çok ağladı ama ne yapayım deyip de verebiliyor. Bu iki sebep de aslında yanlış, değil mi? Evet, yanlış. Yani şöyle, ben kızım okulda arkadaşıyla kavga etti. Rofeli izliyorsa. Ela'yla kavga etti bir tane. Okulda da Ela'mız var. Ve ağladı. Böyle bağırarak ağlıyor yani sporda. Ben de tamam dedim, sarıldım. Şu an dedim o oyuncakları bıraktık. Şimdi başka bir şeye geçtik. O oyuncaklarla oynayamayız. Öğretmenleri topluyor. Sonra işte 2 gün sonra falan veliyle konuşuyoruz. Mesleğiniz neydi falan. Psikoloğum dedim. Aa dedi, işte Ayşe Sarı ağladığında dedi, çok sakindiniz. Herhalde mesleğinizden dolayıydı dedi. Aslında mesleğimle alakalı bir durum değildi çok fazla. Onu söyledim. Tabii ki ağlasın. Yani oyuncağı alındı ve ağlama ihtiyacı hissediyor. Değil mi? Evet. Yani bunu bu kadar susturmanın, bu kadar işte ket vurmanın bir anlamı yok. Kesinlikle. Ama sadece yani o anlamda bir sarılmak belki. Ya da işte hadi birazcık belki sakinleşelim, bak şimdi başka bir şey yapıyorlar. İstersen arkadaşlarına yetişebiliriz gibi bir olumlu bir cümle kurmak. Yani böyle illa sus şimdi, tamam bak gördün mü, susman lazım, işte bütün okulu rahatsız ettin. Evet. İşte senin yüzünden öğretmenle rezil oldum bak arkadaşlar falan demek biraz daha şey yapıyor. Ben biliyorum yani kızımın kafenin ortasında böyle yattığını. Garson gerçekten üstünden geçti. Yani o sırada tutup hadi gel şimdi bak ben sana telefon vereceğim demek o. Yani evet. Biraz orada yanlış. Evet. Ne olabilir? Yanına gidip ikna edebiliriz. Alıp oyuncaklarla. O yaptığı şey de yanlış bir şey. Evet ama belki birazcık daha önüne bir aktivite sunmak. Ya da orada bir kafede oturuyorsun. Dışarı bakalım mı? Acaba yağmur mu yağacak? Bir bulutlara bakalım bakalım neler var burada falan. O sırada alırken ne oldu? Sen niye yerde yattın ki? Burası bir kafe. İşte yerler kirli sonuçta. Yere yatılmaz. Burada yere yatmak yok gibi bir şey kullanabilirsiniz. Evet. Ama o sırada işte aile kucağına alıyor. Çocuk ağlıyor, tepiniyor yere yatacağım diye. O al sen telefonu, işte al sana çikolata gibi olunca birazcık bu sefer işler değişiyor tabii. Evet. Ne oluyor? Başka değişiyor. Bir yerde evet inatlaşma tekrar devam etmiş oluyor. Evet, kesinlikle. Çok önemli konulardan bahsediyoruz ama biraz mola verelim dilerseniz. Tamam. Bir nefeslenelim sonra devam edelim. Efendim kısacık bir aranın ardından bizler buradayız. Thank you.
Hayatın tadı kaldığı yerden devam ediyor değerli izleyenler. Çocuk psikolojisi ile ilgili konuşurken şimdi konumuzu biraz daha değiştiriyoruz. Başka bir konuğum daha dahil oldu programımıza. Hemen takdim etmek istiyorum. Nefes terapisti ve yaşam koçu Ceren Ünal bizlerle birlikte. Hoş geldiniz Ceren Hanım. Hoş bulduk, merhaba. Nasılsınız? Teşekkür ederim, sizleri burada görmek çok güzel. Çünkü çok farklı konulardan bahsedeceğiz sizinle. Daha önce benim programımda zannetmiyorum konuşulmadı galiba. Ve insanların ruhsal durumları ile ilgili sohbet ederken yanımızda da bir psikoloji uzmanı. Çok keyifli geçecek diye düşünüyorum. Dolayısıyla öncelikle yaptığınız işi biraz tanımlamakla başlayalım dilerseniz. Nefes terapisti dediğimiz zaman ne anlamamız lazım? Ya da yaşam koçluğu, günümüzde gördüğümüz böyle popüler olan insanların yanlarında bulunan, hayatlarına dair yön gösteren kişiler midir? Yoksa başka bir amaca mı hizmet ediyorlar? Şöyle başlayalım o zaman. Nefes aslında doğduğumuz andan hayatımızın sonuna kadar yaşam belirtimiz bizim. Biz ne yapıyoruz? Kişilerin ego bilinci gelişmeden önce, biraz önce de takip ettim, çok güzel konulara değindiniz. Yani oradaki bizim ego dediğimiz olgu şöyle gelişiyor. Anne babayı rol model alıyoruz aslında çocuk olarak ya da o an yakınımızda kim varsa. Onların bize aşıladığı iyi şeyler olduğu kadar korkularını da alıyoruz. Aynı şekilde hayata bakış açılarını da ediniyoruz. Ve bu durumda aslında daha özgürken kendimizi kısıtlamaya başlıyoruz. Evet. Nefes terapileriyle ve onun desteğin yanında yaşam koçluğu desteğiyle birlikte biz kişiye tekrar aslında o çocuk özgür, özgüvenli, egonun engelleri olmayan halini hatırlatıyoruz. Seansları ikisi bir arada yürütüyoruz. Yani nefes terapisiyle başlıyoruz. Nefes şunu sağlıyor. Seans boyunca sadece nefesinize odaklandığınız için doğal olarak zihniniz dinginleşiyor. Evet. Hepimizin hayatta bir sürü kaygıları var, endişeleri var, geçmiş pişmanlıklarımız var. Zihnimizi geçmiş ve gelecekten ayırıp ana odaklıyoruz aslında. Ana odaklayan susan zihin de yaşam koçunun doğru soruları sayesinde kendini buluyor aslında. Biz kişinin gerçekten kendini bulmasına yardımcı oluyoruz. Evet. Yani bir yol gösterici değil de o yolda ona eşlik eden ve yolunu aydınlatan kişiyiz aslında. Evet, yok, normal hayatımızda da zaten bir derdimizi, sıkıntımızı anlattığımızda ya da mutluluğumuzu paylaştığımızda birisiyle bize anlamasını bekleriz. Ve anlayan birini bulduğumuzda zaten dost deriz ya. Aynen. Onun gibi bir şey aslında herhalde. Tabii tabii yani. Sizler bunu seans bazlı yapıyorsunuz. Ya kısa yol ya da uzun yollu arkadaşlıklarınız oluyor belki de. Sadece ona o yolda eşlik eden kişi oluyorsunuz. Nefes terapisti ve yaşam koçu aslında tam olarak böyle bir şey oluyor herhalde. Evet, aslında ikisi bir arada gidiyor. Sadece nefes terapisi de olabilir. Yaşam koçluğu desteği dediğim gibi doğru sorularla kişiye onu sen neden böylesin demiyoruz. Sence böyle olabilir mi diyoruz. Yani ona kendi cevaplarını kendi verdirtiyoruz ki kişi bu sefer emin olarak kendini tanıyarak devam ediyor. Aslında bunun güzel yanı o. Kendinizi tanıyorsunuz. Ben buna başlamadan önce kendimi tanımadığımı fark ettim. Öyle mi? Aynen öyle. Zaten bu arada 3 step'te gidiyor. Önce farkındalık, sonra kabullenme ve sonra da ilerleme. Yani, belki kendi benliğinden haberi olmayan hala çok fazla insan var. Tabii ki, çünkü başkalarını görerek örnek alıyoruz. Mesela siz alışveriş yapmayı çok seviyorsunuz ve mutlusunuz. Ben sizi gezerken görüyorum. Demek ki diyorum alışveriş yapmak mutluluk verir. Ben de başlıyorum ama bir türlü tatmin olamıyorum. O sizin mutluluğunuz. Yani o yüzden ben kendi mutluluğumu bulmak zorundayım. Tabii ki. Başkalarınınkini görerek kendime uyumlamaya çalıştığımda sürekli içimden bir ses bir şeyin yanlış olduğunu söylüyor. O yüzden tatminsiziz. Evet. O yüzden sürekli bir arayış içindeyiz. Aslında çok yakınımızda kendimiziz ve bunu bir türlü fark edip dönüp dönüp kendimizi bulamıyoruz. Evet. Peki en çok danışanlarınız hangi konularda sıkıntı yaşadıklarını söylüyorlar? En çok hangi konuları gözlemliyorsunuz? Biraz şöyle, kendinize benziyor genellikle gelen kişiler ve bana benzeyen kişiler geliyor. Zihnini susturamayan, sürekli geçmiş ve gelecek arasında gidip gelen. Vicdan mı? Yok, vicdan gibi değil. Yani mesela atıyorum geçmiş, ya şunu keşke yapmasaydım. Bu böyle olma. Onu öyle yapmasaydım kesin böyle olurdu gibi. Ya da gelecekle keşkeyle ilgili. Keşkeyle yaşayan insanlar. Olacak. Evet, ya hem keşkeler hem de gelecek kaygıları. Çünkü o onu doğuruyor. Zamanında bu hata yaptım, bir daha hata yapmayayım. O öyle olmasın derken zihin susmuyor. Yani ben de öyleydim. Zihnim susmuyordu. Ve bir süre sonra her şey fazla gelmeye başladı. Yani trafik, o bu şu derken. Şimdi o kadar rahatım ki. Yani o zihnin dinginleşmesi. Çünkü andayım. Anda olmamı sağlıyor bu. Ve zaten hayat burada. Evet, kesinlikle. Peki bizler nasıl nefesimizi dinleyeceğiz? Neler yapmamız gerekiyor bununla ilgili? Yani evde oturup şu pozisyonda om diye başlayan bir serüvenle mi başlıyor? Yoksa hakikaten uzun seanslar sonrasında kişi zihnini boşaltmayı mı başarabiliyor? İlk seanstan itibaren sonuç alıyorsunuz. Öyle mi? Çünkü yani şöyle
İlk seanstan itibaren ana odaklanmayı öğreniyorsunuz aslında. Zaten sonra kişilere ödevler veriyoruz. Evde kendi kendilerine de günlük 5'er, 10'ar, 15'er sonra arttırabilecekleri sayıda seans en azından pratik yapmalarını öneriyoruz. Evet. Bunu neden şimdi direkt böyle şöyle yaparsanız şöyle olur diye anlatamam. Çünkü her kişinin kendi nefesi var. Tabii ki. Çok kaygılı bir insansa, sürekli düşüncelere dalıyorsa genellikle nefesini erteliyor, tutuyor. Hani böyle iç çekme ihtiyacı duyarız ya kaygılara daldığımızda. Ya da korku sürekli böyle göğse kısa nefesler alıyor. Şimdi ben burada şimdi şöyle nefes alın dediğimde bunu izleyen kişilerin hani kendi nefeslerini bilmediğim için yanlış yönlendirmiş olurum. Tabii ki, tabii ki. O yüzden hani başlıyoruz seansa ve ilk seanstan itibaren hani kişi sonuç almaya başlıyor çünkü bir değişim yaşıyor. Hı hı. Ve bunun sonucunda da ilerlemeye başlıyoruz. Evde de kendisi uygulayabilir hale geliyor. Evet. Öyle söyleyeyim. Evet, peki nefes terapisiyle birlikte sadece yaşam koçluğunun dışında kişiler ne kadar başarılı oluyor kendi hayatlarını şekillendirmede? Çünkü zihin boşaltma ve sağlıklı düşünme zaten problem çözmede birinci aşama ve en önemlisi diye düşünüyorum. Çünkü insanlar o kaosun içerisindeyken çok sağlıklı düşünemezler ve hata yapmaya daha meyilli olurlar. Tabii ki de. Ama siz o sağlıklı düşünmeyi sağlayarak insanların verdiği kararda doğru ya da yanlış fark etmez. Çünkü bir karar kendi veriyor sonuç olarak. Nasıl yönlendirebiliyor? Yani ne kadar başarılı olabiliyor nefes terapisi? Şöyle oluyor mesela diyelim ki önce şimdi farkındalık yaratıyoruz ya kendimizi tanıyoruz. Bir spesifik örnek üzerinden gidelim. Mesela diyelim ki tembellik. Kişi önce şunu kabul etmeli. Ya da inatlaşma. İnatlaşma. Yani ben inatçıyım. Evet. Ya da ben tembelim. Önce ama bu şey gibi değil. Özellikle bu yüzden zaten birinin eşlik etmesine ihtiyaç var. Kişinin kendini suçlamadan bunu fark etmiş. Ben çok tembelim diye dertlenmeden. Evet ben tembelim. Şimdi tembel bir insana günde 20 tane iş verip kendi kendine dizerseniz onları yapmayıp o kadar iş vardı yapmadım diye pişman olacak. Evet. O yüzden önce kendimizi tanıyoruz. Sonra ona göre 3 iş veriyoruz kendimize günde. Yani görevlerimizi ona göre sıralıyoruz. Sonra yavaş yavaş tabii ki çalışkanlık geliyor. Daha fazla harekete geçiyor oluyoruz. Yani orada şey önemli. Kişiler de doğal olarak kendilerini tanıdıkları için artık ona göre davranıyor oluyorlar. Hı hı. Yani önce tanımak, sonrasında zaten doğru kararı verdiğini görüyor. Çünkü neyle baş başa olduğunun farkında. Evet. Orada bir faydası var diyebilirim bunu. Evet, kesinlikle. Şimdi inatlaşmadan biraz daha devam edelim dilerseniz. Çünkü çok önemli bir yerde kalmıştık. Birkaç tane daha telefon gelmiş bununla ilgili ama biz konumuz bölünmesin isterseniz zaten mutlaka bahsedeceğiz onlardan. En son kızınıza ya da başka işte atıyorum çocuğunuza dediniz ki bunu bunu yapman çok yanlış olur. Hani bu şekilde inatlaşmaman gerekir ama önce zaten o kaos ortamında o sıkıntıyı yaşarken çocuğu işte gel telefon vereceğim diye çağırmadan ya dikkatini dağıtmak, başka aktivite sunmak gerektiğini söylemiştiniz. Bununla isterseniz devam edelim. Şöyle aslında ağlamak güzel bir şey. Değil mi? Yani bizler bile yani içinizi dök, ağla deriz yetişkine de. Çocuk ağlayınca neden susturuyoruz? Yani işte çevre rahatsız oluyor diye bir kere o inanılmaz kaygılanıyoruz. Yani bilmiyorum ama hani kaçımız gerçekten işte bir otobüste olduğunuzu düşünün ya da bir kafede olduğunuzu düşünün. Gerçekten ne kadar rahatsız edecek o çocuğun ağlaması. Hı hı. Ya da bir insanın gülmesi. Gülmelerimizi bile saklıyoruz biz ya. Evet. Sessiz gül, yavaş gül. İşte aman bağırma. Yani birazcık daha belki o konuda özgür relax olabilir. Evet, daha rahat olabiliriz. Evet. Çocuk da ağlayacak yani. Bu böyle. Ağlamayan çocuk bence bir sorgulanması gerekiyor aslında. Hı hı. Sadece orada neden ağladığını işte çözümlemek yani istediğini mi yaptırıyor yoksa gerçekten o sırada bir şey ihtiyacı var mı diye tanımlamak gerekiyor. O kadar çok biz ağlamayı yani ağlamaları susturuyoruz ki işte şu an tablet ama bence eskiden bu çikolataydı işte şeydi falan ne oluyor? Her ağladığında yemek yeme ihtiyacı hissediyor ve bununla kesileceğini düşünüyor. Evet. Nesil var böyle ve bunlar ne oluyor? Daha sonra kilolu bayanlar ya da beyler haline alabiliyor. Çünkü her ağlama isteğinde ya da her kendini kötü hissettiğinde bir tatlı ihtiyacı ya da başka bir şeye sarılıyor. Evet, dolayısıyla şimdi buradan yolda çıkacak olursak ailelerin bilinçlenmesi için önce çocuktan önce ailelerin mi gelmesi gerekiyor size? Yani evet. Ben dayanamıyorum ağlamasına ya da ben çok rahatsız oluyorum ağlamasından. Hı-hı. Çevre faktörü beni çok etkiliyor. Evet. Kim ne der, nasıl bakar bana ve kızıma ya da oğluma. Dolayısıyla ben neler yapmalıyım diye önce size mi gelmeliler? Şöyle oluyor. Genelde ben mesela 10 dakika işte aileyle görüşüyorum. Sonra çocukla görüşüyorum. Sonra seansın sonunda tekrar aileye bilgi veriyorum.
Ama bakıyorum ki aile işte çok inatlaşmadan bahsediyor ya da işte bir öfke patlamasından falan. Orada biraz daha aileyle olan süreyi uzatıyorum aslında. Çünkü neden? Söylüyorum da yani demek ki bir şeyler tam oturmamış. Acaba ne oturmamış? Önce bir bunu bulalım mı diyorum. Ve bazen hani çocuk da zaten daha sonra ailenin söylediklerini kendisi aynen o şekilde anlatıyor. Mesela çok ağlıyor çocuk. Aile bunun için geliyor ve çocuk şey diyor. Ben ağladığım zaman babam bana sarılıyor ama biz beraber uyuyoruz. Ya. Yani şimdi orada ne oluyor? Evet. Hani bir aslında bir duygusal bir şeye ihtiyacı var ve Noksanlık bu var evet ortada. ve bunu o şekilde şey yapıyor. Ben her zaman böyle durumlarda oyun oynayın diyorum. Yani oyun oynayan bir çocuk zaten bütün o duygularını dışarı çıkarmış oluyor. Oyun terapisti lerine yönlendiriyoruz. İşte oyun oynanıyor orada. Ailelere bu bazen çok şey geliyor, saçma, gereksiz. Zaten oyun oynuyorlar. Yani niye para veriyoruz ki diyorlar ama çocukla oyun oynanıyor. Yani çocukla oyun oynanır. Evet. Evde de böyle, terapilerde de böyle, her şeyde böyle. Oyun oynamak, işte bir reklam izletmek, bir işte telefonu eline vermek, birlikte vakit geçirmek değil. Ya da Legoları önüne yığıp Evet, gitmek değil değil. belki de. Yani orada beraber, ben hep yerde diyorum nedense. Yani böyle bir minderin halının üstünde olabilir bu. Daha sıcak oluyor belki. Ya bir piknik yapmak, bir tepsiyi alıp halının üstüne oturmak. İşte su koymak. Yanına belki işte bir kuru üzüm olabilir, bir şey olabilir. Hadi gel şimdi piknik yapalım mı demek. Çok güzel. Ya da ya hava ne kadar soğuk olursa olsun. Çocuk o gün evde çok huysuz. Yani gerçekten böyle bir şeyler var. Kötü bir enerji var. Sürekli ağlamak istiyor falan. Ya bir çantayı hazırlayın. Ekmek arası bir şeyler işte. Saçma sapan da olabilir. Uğraşılacak bir şey de değil. Çıkın sadece kapının önüne. Hadi sitede oturuyorsunuz ya da apartmanda oturuyorsunuz. Oturun. Çocuk böyle iki dolaşsın. İşte bir koşsun, bir şey yapsın. Yani o da onları istiyor zaten. Enerjilerini Evet, atmak istiyor evet. ve bu hangi yaş grubu olursa olsun böyle. Evet. Peki çok özgür bırakmanın çocuğu herhangi bir sakıncası olabilir mi ilerleyen yaşta? Bu da çok önemli. Çünkü görüyorum mesela bazı alışveriş merkezlerinde özellikle işte çocuk bir oraya saldırıyor, bir buraya saldırıyor. Annesi hiç ya da babası hiçbir şey demiyor. Çocuk deviriyor mesela vitrinde ne varsa. Anne Aa durumu. tamam diyor, hallederiz çocuğum. Sen çekil kenarı. Hemen hallediyor, toparlıyor falan, geri çekiliyor. Çocuk dile değince her şeyi yapabiliyor. Bu ne kadar Şöyle doğru ya evet da bazen herhangi... ay pardon bazen iyimser çocuklar yetiştirirken bence çocuklar yetiştirebiliyoruz. Ha Yani evet. dikkat edilmesi gereken konu oluyor. Yani böyle kuralsız, otorite olmayan hani demokratik denir belki de. O değil amacımız. Tabii ki kurallar var. Yani mağazadasınız ve vitrinin o tarafına geçilmez. Bu bir kuraldır. Yani geçemezsiniz. Hayır oraya geçemezsin. Ya bu kadar kısa ve net bir şekilde orada kuralı koymak önemli olan. Ama şöyle çocuğun bu kurala uyması için onun da bazen istediklerini yapması gerekiyor. Yoksa siz çocuğa hep kural koyarsanız orada istediklerinizi yapmaz. Hep özgür bırakırsanız da yapmaz. Bu sefer daha bencil olur. Okula gittiği zaman öğretmenini dinlemeyen bir çocuk haline alır. Çünkü neden? Kurallar konulmamış evde Çok bu çocuğa. incecik çizgi Evet, aslında. ince bir çizgi ama sadece şurada yatıyor olay. Gerçekten gerekli olan şeylerde hayır bu olmaz demek, yapabileceği şeylerde de kısıtlamamak. Yani bir parka gittiğin zaman sen oradan düşersin diye böyle çok onu korkutursanız o çocuk vitrinin içine de girer. Çünkü der ki ya bu beni parkta da sınır koyuyor, burada da sınır koyuyor. Evet. Der ve dinlemez ama park tanesi çok özgür bırakıyordur. Çocuk şu ayrımı yapabilir. Bilinçli olarak yapmaz ama yapar. Ben zaten özgür kalmam gereken yerde özgür kalıyorum. Demek ki burası gerçekten o girilmemesi gereken bir yer diye Evet. o ayrımı çok net yapabilir. Evet. Peki Ceren Hanım'ın da biraz çocukluğundan bahsedelim dilerseniz. Sizler nasıldınız? İnatlaşır mıydınız bu şekilde annenize ya da babanızla? Yani çok ne bileyim karışık inatçı olduğum zamanlarım hala var inatlarım tabii ki. Bu arada bu bir serüven. Evet, Hayatımız boyunca devam edecek bir şey. Onu da söylemiş olayım. Parmağı şıklattık, 3 seans geldik, haydi bakalım oldunuz değil. Hayatınız boyunca her şey devam edecek. Yani sorunlar ortadan kalkmayacak ama bakış açınız değişecek. Ben çocukken yani taşıdığım hala özelliklerim var ama o kadar şey değildim. Sizin söylediğinize ek bir şey söylemek istiyorum. Bir de o çocuğa o korkuyu aşılamış oluyorsunuz parkta. Aman düşersin. Ama düşmek yani nasıl diyeyim? Düşmek diye bir şey var hayatta. Düşecekler. Düşüp kendisi de kalkmayı da öğrenecek. Hani orada da aslında önüne bir engel koymuş oluyorsunuz ve Evet. çocuk bu sefer korkuyor da
onu yaparsam kötü bir şey olacak, bunu yaparsam kötü bir şey olacak. Yani hani çocuğa bağlı olarak farklı sorunlar yaratıyor. Ya dediğiniz gibi hani her yere atlıyor, her yere saldırır oluyor. Ya korkak, ürkek, içine kapanık bir birey oluyor. Hı hı. Ben daha görece normaldim yani hani ama tabii ki vardı öyle şeylerim. Küçük evet. İnatlarım. Evet, bende de aynı şekilde. Ben de inat bir çocuktum ama çok da değil. Yani çünkü ama biraz de, karakter yapısı da. Kesinlikle. Tabii ama ki. Zaten bizde de şey vardı dediğiniz gibi, kurallar. Herkes oturur, şu kuralları koymak istiyorum. Annem ya da babam. Onaylıyor musunuz çocuklar? Evet ya da hayır. Böyle bir hakkımız da vardı. Hı hı. Bu çok güzel bir şey zaten. Asıl demokrasi buradaydı. Yuvarlak masamızda biz oturur, hı hı, böyle sohbetler ederdik. Ya da yemek bizim için çok önemliydi çünkü bütün aile bir aradaydı. Şu an mümkün değil mesela. Çünkü herkes farklı saatlerde çalışıyor. Çocukluğuma dair hatırladığım güzel anılar biriktirmek adına da aslında şu an sizin söylediğiniz bütün aktiviteleri yapmak durumunda aileler. Evet. Keşke yani yapsalar. Çünkü dediğiniz gibi çağ değişiyor. İnsanların farklı meşgaleleri var. Ama o çocuk büyüdüğünde kendi çocuğuna da aynı özveride bulunabilsin diye şu an yatırım yapmanız gerekiyor çocuğunuza. Evet. Bu yüzden zaten işte işe gidiyorum, çok yorgunum, hiçbir şey yapamam. Ya da işte günde fazla yemek yedim, sizinle sofraya oturamam, hı hı, gibi böyle bu tarz şeyler yapılmamalı diye düşünüyorum. Yemek yenmese bile o sofraya oturulsun. Çok meşgulseniz bile 10 dakikanızı ayırın derim. Bizim ben. Bizim kuralımız oydu evde. Evet. Yani benim annemle babamla olsak bile hani... Tok olsak bile mutlaka o sofraya oturulurdu. Çünkü evet, yani o günün özeti orada geçerdi. Evet. Şimdi de ben aynı şeyi yapmaya çalışıyorum. Kendi aileme. Çünkü zaten bu bir miras yani. Değil mi? Yani, annem de dedesi, işte anneannesinden, anneannemden gördü, annesinden gördü, babam oradan gördü. Onlar evet, birleşti. Evet. O sofraya geldi. Yani hepsi bizim arkamızda kalıyor ama... Pardon, karakter yapısı da çok büyük önem kazanıyor tabii. Kesinlikle, aynen öyle. Yani çocuğun çok merhametli olması da sizin elinizde, çok agresif olması da sizin elinizde. Her şeyi sizler belirliyorsunuz. Tabii onun da yapısı ama sonuçta şekil verecek, iskeletlendirecek sizlersiniz. Öyle oluyor, evet. Değil mi? Bencillikten bahsettik, biraz onunla da devam edelim. Şimdi bencillik dediğimiz şey, ego, bunların hepsini seanslarla kişi üzerinden atabiliyor mu? Ya da egonun temel sebebi ne? Bu da çok önemli. Şöyle, şimdi bir kere bencillik aslında yani nasıl diyeyim, bir yanlış anlaşılan bir bencillik var. Bencilsin sen denilen, hani bir hakaret olarak kullanılan. Aslında bir de bencillik var. Önce ben diyebilen. Narsist. Yok mı? Şöyle, yani kötü olan, hani o kötü söylediğimiz bencillik değil. Biz kişinin bencil olmasını şöyle istiyoruz ama kimseyi kırmadan, yani şöyle atıyorum, bir arkadaşınız kahveye gelecek ve o an siz kendinize vakit ayırıp kitap okumak istiyorsanız senle sonra buluşsak olur mu diyebilmek. Ha, o şekilde. Yani bizim savunduğumuz diyeyim. Evet, yani yoksa şey. Evet, egoda egodan bahsedersek de bizim yıkmaya çalıştığımız ego sizi aşağı çeken duygular ve o konuşma kafanızın içindeki. Yani sadece işte burnu büyük olan egoludur anlamında değil. Aynı şekilde kurban psikolojisi de egonun, yani bizim bakış açımızda egonun doğurduğu bir şey. Yani herkes suçlu. Sürekli bir hak ya da suç arayışında. Herkese sürekli parmağını göstererek bir şey yapıyor. Bundan kurtulmak mümkün. Çünkü doğru, kendinizi tanıdığınızda artık haklı ya da suçlu olmaya ihtiyacınız kalmıyor. Çünkü her şey eşit, bunu görüyorsunuz. Yani herkes eşit, herkes her şeyi yapabilir. Ve doğal olarak hayat akışında karşımıza her şey gelebilir. Sürekli bir suçlamayla gidersek zaten o bizi bitirir, evet, bir noktada. Bundan evet, tabii ki de kurtarıyoruz kişiyi ki o egosuz, doğal, istediği gibi içinden gelen, kendini tanıyarak adımlar atsın diye yapıyoruz bunu. Evet. Amacımız da zaten bu. Evet, işte onu söylemek istiyorum aslında. Amaç ve sonuç. Örtüşüyor. Kişinin ne beklediği, bunların hepsi çok önemli kavramlar. Çünkü işte az önce bahsettiniz aslında, nefes terapistinden ya da yaşam koçundan beklenecek şey işte beni bir anda değiştir, şu kötü uyumu at götür ya da şu sorunlarından beni kurtar demek değil. Kişi kendi başaracak bunu. Belki başarısız da olabilir bunun Yok, sonucunda. Mümkün değil. Yani, bir süre atlattı bu durumu ama sonra yine kendi kendine yapar zaten. Yapıyor ama şöyle söyleyeyim, bu yola bir girdiniz bir daha geri dönüşüyor. Bu sefer kendinizi yakalıyorsunuz zaten. Diyorsunuz yine aynı şeyi yapmaya başladım. Bu iş böyle olmuyordu dedirtiyor size. Çünkü evet, bir kere değiştikten sonra ve aslında özünüzü hatırlıyorsunuz. Özünü insan bulduktan sonra tekrar kaybetmek zor oluyor. Mümkün değil. Mümkün değil. Ama tabii ki arada oluyor. O zaman yakaladığınızda kendinizi bu sefer düzeltmenin yolunu bildiğiniz için
doğal olarak hani geçmişe dönmüyorsunuz, tekrar aynı şeyleri yapmıyorsunuz. Yakalama süreniz çok kısalıyor. Yani 3 dakika içerisinde aa diyorsunuz ben yine böyle düşüncelere daldım hemen düzelteyim diyorsunuz. Aslında çok klişe bir kavram olacak belki ama sizler balık vermiyorsunuz, balık tutmayı öğretiyorsunuz. Aynen evet. Öyle. Bu yüzden kişi kendi problemini kendisi fark tabii edip ki çözebiliyor. Yani kendisi benim farkında değil tabii zaten. Tabii tabii. Kişi zaten burada hep onu söylüyorum. Ben sadece bunu sizden birkaç sene önce fark edip uygulayan kişiyim. Sizle aynıyım. Yani ben bir hoca işte bir şey. Çünkü kişiler bağlanmaya ve hep bir lidere çok ihtiyaç duyuyorlar genellikle. Evet, 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 evet. Ben kişiye bunu kendisinin yapabileceğini gösteriyorum aslında. O yüzden eşitiz. O yüzden aynıyız. Ondan da evet yani balık tutmayı öğrendiğinde bir daha bana ihtiyacı kalmıyor aslında. Evet şimdi şöyle Ceren Hanım'ın seanslarının yani seansları nasıl ilerliyor tabii tam bilmiyorum ama mesela bu yolculukta hani seanslarda yetişkin geldiği zaman kendini keşfediyor ve bu yolun içine girdiği zaman heyecanla seanslara devam ediyor. Hı hı. Yetişkin görüyor, değişimi fark ediyor. Ama çocuklar olunca çocukları anne babalar getiriyor. Aslında çocuklar da o keşfetmenin içine giriyor. Ama aileler o keşfetmeyi dışarıdan görüp desteklemeyip seansı bırakabiliyorlar. Niçin? Öyle bir dezavantaj. Çünkü aileler için sadece davranışa bakıyorlar. Hmm. Şimdi yetişkinler de kendini keşfederken bazen bir hafta sonuç alıyor, almıyor, üç hafta almıyor. Sonra işte diğer ay başka bir şey keşfetmiş oluyor ve devam ediyor. O yolculuğu seviyor. Aslında çocuklar da o yolculuğu çok seviyor. Gelmek istiyorlar. Ama aileler diyor ki davranışlarında hiçbir değişme yok o zaman götürmeyelim diyorlar ve seansları bırakıyorlar. Çok orada olmuş. İşte çok şey oluyor yani ben çok üzülüyorum evet. O tür çocuklara. Diyorum ki tam kendini keşfetmeye başlamıştı. Tam ne istediğini bulmuştuk. Lütfen hani bırakmayalım demek istiyorum yani ama işte bazen etik nedenlerden dolayı onları da zorlamak olmuyor. Tabii ki. O yüzden çocuk seanslarında diyeyim. Lütfen seansları yarıda bırakmayın. Keşfetmesine bir yolculuğa çıkmasına izin verin. Çünkü yetişkinler kendileri gördükleri için izin verebiliyorlar ama çocuklarda öyle olmuyor. Evet, çok da yanlış bir durum bu evet. Yolculuğu kesmek. Çocuğa verilen o şansı elinden almak evet, çok oluyor. Yanlış bir durum. Sonra çocuğun inancı gidiyor. Hı-hı. Çözemedim, bitti diyor. Evet, evet ve tekrar denemeye de cesaret bulamıyor belki de. Evet, çünkü hayatı çocuklar birazcık da daha şey bakıyor yani. Hani hemen onların kırılıyor. Evet, kesinlikle çok narinler. Evet. Kendileri de öyle, hayal dünyaları da aynı şekilde, evet, inançları da, güvenleri de. Bir konu daha var, bu arada çok kısacık vaktimiz kaldı, onu da konuşmadan geçmeyelim. Evrenden bir şey isteme durumu. Bu da hepimizin sık sık yaptığı bir durum. Evet. İşte atıyorum bir toplantıya gireceğim, lütfen bana başarı ver, lütfen bana güç ver ve gireyim başarayım ona gibi. Ya da günlük hayatımızda normalde de genel kavramlar dileyebiliriz. İşte çok zengin olmak ya da kendimi çok sevmek ya da özgüven istiyorum vesaire vesaire bir sürü tabir olabilir kişinin ne istediğiyle doğru orantılı olarak. Dolayısıyla nasıl istemek gerekiyor evrenden? Şimdi öncelikle şöyle ben kendi yaptığım çözümlemeyi söyleyeyim. Herkesin bir bakış açısı var. Herkese de saygı duyuyorum. Birincisi evren zihnimiz. Biz zaten olayın başından itibaren sadece bireyin kendisiyle ilgileniyoruz. Yani siz ikiniz bir tartışma, bir sorun yaşadığınızda siz bana geldiyseniz ben sizinle ilgilenmiyorum orada. Sizin fikirlerinizle. O yüzden bireyin kendisi olduğu için özne doğal olarak aslında zihnine bunu kodlamak benim bakış açımla evrenden istemek. Yani o yüzden zengin olayım değil, bolluk bereketlik istiyorum. Bunu zihnime kodluyorum. Bolluk bereketlik isteyen birisi çalışkandır, işine dört elle sarılır. Bunu sağlarsınız. Ya da işte evden çıkarken anahtarımı unutmayayım. Unutma kelimesini söylediğinizde zihin bunu unutmak olarak algılıyor. O yüzden doğru kelimeleri seçerek zihninize doğru kodlama yapmak aslında. Bu da davranışlarınıza yansıyor. Yani ben onu hatırlayayım derseniz hatırlarsınız. O yüzden evrenden istemek dedim. Yani Jüpiter'in benim herhalde araba istiyorsam onunla pek bir ilgisi olduğunu sanmıyorum. Ya da ne bileyim sevgilimle aram düzelse. Anladınız mı ya insanların küçük ve büyük istekleri oluyor. Bunların diğer gezegenlerle çok alakasını olduğunu düşünmüyorum. Tamamen zihnimizle alakası olduğunu düşünüyorum. Sözcüklerimiz bizim zihnimizi doğru yönlendirmemizi sağlayan en güzel anahtarlar. O yüzden doğru düşünmek, doğru istemek, doğru kelimeleri kullanmak, pozitif bakmak. Aslında ya pozitif bakmak da her şey çok güzel gibi değil. İyi yanlarını görmek. Yani doğal olarak iyi gördüğünüz zaman iyi kelimeler düşünürsünüz, iyi kelimeler söylersiniz. İyi kelimeler de sizin doğal olarak zihninizi dinginleştirir, pozitife çevirir, iyi olursunuz aslında. Evrenden istemek bence bu. Öyle söyleyeyim yani tutup da güneş sisteminden bir şey istemiyoruz aslında. Tabii ki her şeyin bir manyetik alanı var. Tabii ki bir etkisi var. Ama dediğim gibi yani önce zihin.
Evet. Ben şeyi çok yapıyorum ya. İşte hani bardağın dolu tarafını görmek Hı-hı. tabiri vardır ya. Tabii. Hayır, ben bardağı bir tam olarak görüyorum. Hı-hı. Boş alanı da görüyorum. Tabii eksiklerimi ki. Yani. Dolu olan tarafı da görüyorum. Zaten ne o... konuda artayım? İkisini de tartıyorum. Sonra diyorum ki Bihter, doluya yönelirsen daha mutlu olursun. İstersen onu tercih et. Hı-hı. Sonra bakıyorum tercih etmişim zaten. Aynen hani kendimi şartlamışım aslında, farkında değilim. Çünkü sonucunda mutlu olduğumu gördüğüm zaman diyorum ki demek ki dolu tarafını tercih etmişsin Bihter. O zaten ve objektif. Mutlusun. Objektif evet. bakış açısı odur. Bir bardak var, içinde su var ve biraz da boşluk var. Hı hı. Ondan sonra zaten devam edersiniz. Yani optimizm ya da pesimizm değil bizim yöneltmeye çalıştığımız taraflar. Evet. Sadece gerçekten olayın dışından bakıp duyguları eklemeden doğruyu görmek. Evet. Aslında. Evet, bu da çok önemli kesinlikle. Evet. Hepimizin hayatını kurtaracak bilgilerdi. Çünkü pozitif düşünün diyoruz. Unutmak değil, hatırlamak. Mesela çok basit bir örnekti ama çok önemli hakikaten. Olumluyu kodlamak kafaya. Aynen. Bunların hepsi hepimizin hayatında çok yeri olan konular. Çok teşekkür ediyorum. Maalesef süremiz bitti. Aslında keşke daha uzun konuşabilsek sizlerle ama tekrar sizleri ağırlayalım dilerseniz. Olur tabii. Dolayısıyla çok teşekkür ediyorum Gizem Hanım sizlere de. Sizlerin de altın kuralları vardı. Buradan ebeveynlerin hepsi teşekkür ediyor. Öyle duyuyorum. Çok teşekkürler tekrar. Efendim, haftanın ilk günkü programından veda ediyoruz. Yarın tekrar başka bir konu ve konukla görüşmek üzere. Hoşçakalın.